Ya kadar konuştuklarımızdan yani bir hukuk devleti ne diyoruz? Avrupa Birliği'ne adayız dedik. Bizi alırsanız biz de İsveç'in üyeliğini onaylarız dedik. Onayladık İsveç'in üyeliğini. Ama Avrupa Birliği'ne girebilir miyiz bu hukukla? Çok kolay bir soru ama cevabı çok zor. Ben öncelikle zaten onu merak ettim. Ben öncelikle Atol Bey'e kendisini çok seviyorum ve çok saygı duyuyorum. Buradan onu belirtmek isterim. İyi akşamlar diliyorum. Aynı şekilde Celal Bey'e de. Celal Bey dedi ki Bilçin atasözünden söz etti. Yani tek bir çiçekle bahar gelmez. Şileli şair Pablo Neruda da der ki bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz der. Evet, biz baharın gelmesini umut ediyoruz. Baharın gelmesini umut ederken de tabii ki Avrupa Birliği'ne girmesek bile o standartları sağlamak en azından bir hukuk devleti olarak çok önemli. Agustin'in bir sözü var. Ben böyle başucu sözlerimden biridir. Der ki, adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir? Yani bu sözün üzerinde çok düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten yani aslında bir devletten vatandaşın modern çağlarda beklentisi nedir? Yani adaleti tesis etmesi, adalet dediğimizde büyük protokollerdir, kanunlardır. Herkes yargılanabilir ama herkes eşit yargılanabilir. Herkes ceza da alabilir eğer suçlu ise. Evet. Yani, evet. Biz ama Türkiye'de Merdan'ın şimdi tepemizde de şurada yukarıda yazıyor galiba doğru işaret edebildiysem. Merdan Yanardağ 20 gündür tutuklu. Merdan'ın tutuklandığı gün Arefe günüydü. Çağlayan'da adliyenin önündeydik. Zaten bunun zamanlaması da oldukça manidardı. Onu sevenler, Türkiye'de demokrasiden, ifade özgürlüğünden yana olanlar oraya gittiler ve biz sıcağın altında, güneşte saatlerce Merdan'ın salıverilmesini bekledik ve tutuklu yargılanmayacağını düşünüyorduk. Böyle olmadı. Onu tutukladılar ve başta nerede olduğunu bile bilmiyorduk. Yani kendi eşi, çocuğu, avukatı. Hani hangi cezaevinde olduğunu öğrenemedik. Metrisi'de çıkıldı, avukat gitti, Metris'te bulamadı. Bulamadılar. Yani biz bir sonra, ara... orada olduğu ortaya çıktı. Yani Merdan'ın çalışma oldu. Arkadaşları, eşi, dostu, herkes aramızda... Yani Merdan nerede, Merdan nerede? Ya Merdan kayıptı. Yani bunun nerede olduğundan, hangi hapishanede olduğundan avukatının bile haberi yoktu. Yani bütün bunları yaşayınca da... sık sık şunu duyuyoruz insanlardan, gazetecilerden, yazarlardan veya ekranlara çıkıp yorum yapanlardan. Ben şaşırmadım diyorlar. Ya buna ben gerçekten öfkeleniyorum artık. Niye şaşırmıyorsun? Kötüsü de o değil mi? Ya şaşırmamak, normalleştirmek demek. Bu hiç normal bir şey değil. Merdan'ı da yargılayabilirsiniz. Yargılayın ama tutukluluğuyla ilgili hukukçuların neredeyse tamamının hemfikir olduğu bir konu var. Tutuklu yargılanmayı gerektiren bir durum yok. Yatarı olan bir suç yok. Hani adaleti... Yatarı yoksa kaçarı da olmaz aslında. Ya bir de Merdan'ın... Yatarı olmayan bir suçtan niye kaçsın yurt dışına? Yurt dışı çıkış yasağı vardı zaten. Ayrıca var tabii. Yani her hafta gidip imza da atıyordu. Yani bu böyle bir hukuk devletinden çok... Kapris yapan bir çocuk gibi görünüyor ülke. Yani beni bu da üzüyor. Yani bizim arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı mağdur ediyorlar. Ama bir taraftan devletin düşürüldüğü durum da aslında içler acısı. Yani devlet kapris yapan küçük bir çocuk değildir. Çıkış yasağım var. Bir tane daha çıkış yasağı koyuyorum sana. Ya da kindar değildir devlet. Yani baktığınız zaman işte Selahattin Demirtaş kaç yıldır Osman Kavala... İşte mücella yapıcı Can Atalay seçildiği halde gidemiyor. İşte onlara Merdan Yanardağ da eklendi. Yani
ben sizin sokakta dolaşmanızı istemiyorum. Sizin burada durmanız en iyisi gibi bir tavır hukuk içinde yer alır mı, almaz mı? Şimdi bugünkü karara sevindik. Ben ana haber bülteninde sevgili Evren Özalkuş'u da izledim. Ve ilk kez uzun bir süreden sonra ilk kez yüzü gülerek haber sundu. İki müjdeli haber verdi. Yargı telebiri karartma kararına dur dedi ki geçici bir karar. Ona rağmen sevindik. Ya çünkü artık ümit kırıntıları arıyoruz. Bir söz vardır. Marifet iltifata tabidir diye. Biz nerede dürüst bir insan görsek onu övmeye başlıyoruz. Aslında hepimizin dürüst olması gerekiyor. Bu övülecek bir özellik değil ama o kadar az ki övüyoruz. Övülüyor. Hukuk da bu durumda. O kadar haksız kararlar veriliyor ki ve toplumsal olarak insanlarla konuştuğumda şu yorumu çok duyuyorum. Hani sanki bir insana verilecek ceza önceden belirleniyor, sonra işte dönülüyor. Bu insanlara nasıl suç isnat edebiliriz diye araştırılıyor. Bir yayının üzerinden 6 gün geçtikten sonra bu sakıncalı bulunuyor. Hani cezası hazır. Ki bu Sedef Kabaş'ın bir atasözü üzerinden tutuklanmasında da aynısı olmuştu. Bir hafta sonra bir yandaş gazete bunu web sayfasında kullanınca farkına varıldı ki ne oluyor falan dediler. Hemen gözaltına alındı. Bu Gülşen'de de oldu. Başka evet, şeyler evet. dedi. Yani bir kişi suç ceza verilmesine karar veriliyor ve daha sonra suç aranıyor, bulunuyor evet. veya işte George Orwell'in sen de çok sık atıfta bulunuyorsun 1984 kitabında. Evet, evet. Oradaki kurmaca dairesi gibi bir şeyler kuruluyor. Böyle hissediliyor en azından. O yüzden seviniyoruz da sonra da diyoruz ki acaba bu karar üst mahkemede de olur mu? Yani gene bir tereddüdümüz var. Tamam yaşasın adalet, hak yerini buldu diyemiyoruz maalesef. Evet, tedirgin bir bekleyiş oluyor. İşte onu diyemememizin nedeni de, Cihal Bey, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 yılı adli ve idari yargı kararnamesine göre 3036 adli, 387 idari hakim ve savcının görev yeri değişti. Ama bunun dışında da pek çok arada hakimlerin, savcıların yeri değişiyor. Ve bazı hakimler meslekten ihraç ediliyor. Niye? Cumhurbaşkanının diplomasıyla ilgili dava açtığı için, yani soruşturma açtığı için. Yani olamaz mı? Yani her şeyin soruşturulması gerekmez mi? Belki de istiyordur ki Cumhurbaşkanı temize çıksın, her şey ortaya çıksın. Tamam diploma da var, onlar da gösterirler diplomayı. Tamam. Aslında adil bir yargılanma bu hakkı da verir. Yargılanan kişiye bu hakkı verir aslında. Değil mi Celal Bey? Ne diyelim? Şimdi şöyle bakın gerçekten.